Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve bizler bugün burada dünyadaki tüm kadınların eşit, hür ve insani yaşam koşullarına ulaşabilmeleri için toplanmış bulunuyoruz. Doğu batı fark etmeksizin her kadının öncelikle yaşama, giyinme, yeme içme, inanç ve ibadetlerini özgürce ifa etmesi gayesiyle birleşiyoruz. Kadınlarımızın ötekileştirilmemesi, zulüm görmemesi ve baskın ideolojilerin galip geldiği coğrafyalarda sesini duyuramamasından dolayı tüm kısık seslerin nidası olmak adına farklı meydanlardan, farklı megafonlardan aynı cümleleri zulme karşı kaldırıyoruz. Ele geçirilen Doğu Türkistan bölgesinde illegal yollarla kurulan toplama kamplarında kadınlığı, anneliği ve en başta insanlığı gasp eden bu işgali kınıyoruz. 8 Mart gününün anlam ve önemine binaen amacımız Doğu Türkistan başta olmak üzere yaşayan her kadının onuruyla, inancıyla, öz ve benliğiyle hayatına devam edebilmesi. Rızasız ve anlaşmasız yapılan erdem dışı muamelelerin son bulması, çalınan, el kolunan, yok sayılan hakların iadesi, muhacirliğin ve göçün sürüklediği göçebe hayatın, dehşet verici ölümlerin, açlık, sefaletin bitmesidir. Günümüzde Doğu Türkistan'ın da olduğu gibi kadınlar savaşların en çok kaybeden cephesi olmuştur. Suriye, Yemen, Libya, Filistin ve Mısır'da çatışma ortasında kalan kadınların uluslararası sözleşmelerdeki haklarını en güçlü puntolarla yazıp altını çizerek gerekliliğini ortaya koymak üzere harekete geçildi. Bu hareket Doğu Türkistanlı kadınların Çin'in işgal süreciyle birlikte gelen sistematik ihlallerinin korkunç bir seviyeye ulaştığını dünyaya duyurmak, atılamayan çığlıklar adına başlatılmıştır. Başlarda Çin Komünist Partisi yönetiminin tamamen kapalı tutup saklamaya çalıştığı bu ihlaller, kamp şahitlerinin ve gerçekliği ispatlanan raporların, işkencenin ve sistematik soykırımın boyutlarını dünyanın gözü önüne sermiştir. Sadece kadınlara yönelik ihlaller, tüm insanlık vicdanını isyan ettiren korkunç suçlardır. Kamplarda uygulanan zorbalıkları, haksızlık ve keyfi tutuklama, hapsedilme, işkence ve toplu tecavüz, zorunlu kürtaj ve kısırlaştırma uygulaması, asimilasyon, özbenlik kaybettirme provokasyonları, dini anlam ifade eden isimlerin değiştirilmesi, aile içi aile olmak projesi adı altında ev içine Çinli erkeği zorla kabul ettirme, evlendirme, aile parçalanması ve çocukların annelerden alınması, kılık, kıyafet ve etnik, kültürel ve inanca dair pratiklerin tamamen yasaklanması, ömür boyu çalışmaya mahkum edilecek şekilde sistematik para cezaları. Sadece Doğu Türkistan, Hotan bölgesinde 15 bin kadının tutulduğu bir kamp olması, çok sayıda kadın sesi olmamız gerektiği gerçeğini bir kez daha göz önünde sermektedir. Çin'in Doğu Türkistanlılara etnik ve dini gerekçelerle yapmış olduğu bu sistematik ihlaller, uluslararası hukuka göre soykırım ve insanlığa karşı suçlar kategorisinde olan suçlardır. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesidir ve Birleşmiş Milletler bünyesindeki çok sayıda insan hakları sözleşmesine taraftır. Birleşik Milletler ve Birleşmiş Milletler üyesi tüm devletler Çin'in yapmış olduğu bu suçları durdurmakla sorumludur. Biz buradan dünyanın tüm kadınlarına sesleniyoruz. Dini, inancı, uyruğu ne olursa olsun dünyanın tüm kadınlarını Doğu Türkistanlı kadınlarla dayanışmaya davet ediyoruz. Bizim hakkımız sizin de hak alanınızdır. İhmal etmelerine izin vermeyin. Lütfen bize ses verin. Uluslararası topluluğa sesleniyoruz. Çin'in işlediği bu soykırım suçu ve insanlık suçlarından dolayı yargılama başlatın. Çinli yetkililerin ve sorumluluğu olanların yargılanmasını ve cezalandırılmasını sağlayın. İslam alemine sesleniyoruz. Müslüman Uygur kadınlarına yapılan bu korkunç vahşi zulmü durdurun. Bu acı ve utancı taşımayın.
İslamiyet zulme boyun eğmez, mazlumun yanındadır. En kutsal olan can ve namustur. Tüm İslam ülkeleri gereğini yapmalı ve ayrıca Doğu Türkistanlı kadınların bedenine basarak üretimini sürdüren Çin'le olan ekonomik ilişkisine son vermelidir. Son olarak tüm dünya liderlerine sesleniyoruz. Çin'in Doğu Türkistanlılara yapmış olduğu bu zulmü durdurmak için hala hiçbir şey yapmayacak mısınız? Çin'e yaptırımlar uygulayın. Zira Birleşmiş Milletler Sözleşmesi bu suçları işleyenlere yaptırım uygulanmasını emreder. Hakkı, hürriyeti, onuru, insanca yaşamayı koruyun ve tüm dünyaya iade edin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz abla, katıldığınız için. Katıldığınız için teşekkür ediyorum.